et denilince Korkuteli et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz. Cumhuriyeti 658. Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olan Ali Gürbüz altın kemeri memleketi Korkuteli'ye getirdi. İlçe girişinde Ali Gürbüz ve kürsü yapan diğer güreşçileri, Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve hayranları karşılarken davul zurna eşliğinde şehir turu yaptıktan sonra belediye binasında tekrar karşılandılar. Bilindiği üzere bu yıl Kırkpınar'da Ali Gürbüz baş pehlivanlığı kazanırken Ali İhsan Batmaz yine Kırkpınar'da birinci olarak altın madalya kazandı ve başaltı pehlivanlığına yükseldi. Deste orta boyda Kemal Yılmazlar üçüncü olarak bronz madalya aldı. Toz koparan kategorisinde ise Emre Boz yine kürsü yaparak Korkutelililere büyük gurur yaşattılar. Ali Gürbüz ve diğer pehlivanları Korkuteli Belediyesi önünde Belediye Başkanı Ömer İşlek ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev karşıladı. Yoğun bir vatandaş topluluğu önünde gerçekleşen karşılama töreninde birçok vatandaşın Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlara sarılarak onları öptüler. Korkuteli Belediyesi önünde kurulan tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ardından hep birlikte dua edilmesiyle tören devam etti. Daha sonra söz alan Kırkpınar'ın altın kemerli baş pehlivanı Ali Gürbüz, öncelikle ben buradan bütün Korkutelililere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim en zor zamanlarımda onlar bana sahip çıktılar, destek oldular, teselli ettiler. Bana inandılar ve güvendiler. Ben de sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştım ve uzun bir aradan sonra Kırkpınar'da tekrar altın kemeri alarak Korkuteli'ne geldim. Antalya'ya ve Korkuteli'ne ilk altın kemeri babam Recep Gürbüz getirmişti. Ben de onun izinden giderek onun başlattığı şekilde altın kemeri sizlere getirdim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı tekrar edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum dedi. Sevgili kaymakamım, sevgili belediye başkanım ve siz sevgili hemşerilerim. Öncelikle böyle güzel bir organizasyon yaptığınız için, böyle coşkulu bir şekilde beni karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi babam 1988 yılında Antalya'ya ilk kemeri getirdi. Antalya'ya, Korkuteli'ye bu duyguyu ilk o yaşattı. Ondan sonra bize de nasip oldu. Biz de altın kemerle Antalya'ya geldik, Korkuteli'ye geldik. Ama uzun bir ara girdi araya. Uzun bir aradan sonra tekrar altın kemerle bu coşkuyu sizlere yaşatabildiğim için çok mutluyum. Korkuteli halkından şöyle bahsetmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çünkü iyi zamanımda, kötü zamanımda her zaman yanımda oldunuz. Her zaman bana destek çıktınız. Hep itici güç oldunuz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gürbüz'ün ardından söz alan Belediye Başkanı Ömer İşlek ilk olarak Ali Gürbüz'e memleketine hoş geldin diyerek başladığı sözlerine, başta Ali Gürbüz olmak üzere bugün burada olan ve bizlere gurur yaşatan tüm pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Ama yeni başlıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda o kürsülerin tozunu atacağız. Daha nice altın kemerler ve madalyalar Korkuteli'mize gelecek. Ayrıca Ali Gürbüz bu yıl aldığı altın kemer ile herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. İftiraya uğradı, yılmadı. Küsmedi, inandı. Altın kemeri yine kazanarak buraya getirdi. Eğer örnek alınacak bir sporcu, bir insan arıyorsanız işte Ali Gürbüz burada. Hepiniz onu örnek alın dedi. Şimdi muhtemelen 2 gündür, 3 gündür bütün siyasiler, değil mi Ali'cim? Öncelikle memleketine hoş geldin. Tamam mı? Yuvana hoş geldin. Ha bak ailen de karşında. Değil mi? Şimdi çok güzel cümleler söylediler. Değil mi? Hak ettiğinden de belki çok çok azını söylediler hatta. Öncelikle Ali kardeşime gelmeden önce kendi pehlivanlarımıza diyorum. Seneye minimumda 5 katı bunlar Kırkpınar'da. Ben onun sözünü veriyorum size. O kürsüler patlayacak inşallah, değil mi? Seneye hazırlanacağız. Bu sene erken geldi. Ama Ali kardeşimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle Korkuteli'deki güreşimize sevdalanmış güreşçilerimize, babalarına, annelerine, onlara destek verenlere, hocalarımıza söyleyeceğim bir şey var. Yılmamak nedir diye spor hayatınızda kime örnek alayım diyorsanız işte burada Ali Gürbüz. İftiralara karşı nasıl dayanılır
diyorsanız işte Ali Gürbüz. Eğer disiplinli bir çalışmayla antrenman nasıl yapılır diye birisini örnek alayım diyorsa güreşçilerimiz, Ali Gürbüz. Yani sağından bak Ali Gürbüz, solundan bak Ali Gürbüz. Ey Korkut Eli'li güreşçilerimiz, alın Ali abinizi, 2-3 sene ben de yanınızdayım. İnşallah şu gördüğünüz kemeri bu arkadaşlarımız da buraya getirsinler. Bol bol 2 tane, 3 tane, 4 tane. Ama buradan şunu söyleyeyim. Korkut Eli güreşlerinde 1 Eylül'de bu sene biraz sade olacak. Seneye çok büyük hazırlıklar yapıyoruz. Seyircin de hazır. Zaten birinde buradasın. Yalnız bırakmadılar zaten. Burada 1 Eylül'de alkışlayacağız inşallah. Ben buradan sadece güreşimizi, atasporumuzu, bu mübarek sporu siyasete alet edenleri lanetliyorum. Üstüne basa basa ve diyorum ki Allah hepimize derman versin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Törenin ardından Ali Gürbüz, baba ocağı olan Korkut Eli'nin Smandır mahallesine geldi. Smandırlılar tarafından büyük bir ilgi ve tezahüratla karşılanan baş pehlivan Ali Gürbüz, daha sonra kendisi için Elmalı'da düzenlenecek olan programa katılmak için Elmalı'ya hareket etti. Baba ocağı Smandır'da kurban kesilerek karşılanan ve köylülerin dualarını alan Gürbüz, köylülerine teşekkür ederek onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Korkut Eli Belediye Spor Kulüp As Başkanı Mesut Kurtoğlu, Kırkpınar baş pehlivanı Ali Gürbüz'ü karşılayanlar arasında yer alarak Gürbüz'e güzel bir jest yaptı. Kendisi de Smandırlı olan Belediye Spor Kulüp As Başkanı Kurtoğlu, kısa süre sonra ilçemizde başlayacak olan halı saha futbol turnuvasında Smandır Spor olarak takım kurduklarını belirterek, giyecek olduğumuz formalardan Ali Gürbüz'ün eşi Zeliha Gürbüz, oğlu Recep Gürbüz ve kendisi için özel yaptırdığımız formaları hediye ettik. Altın kemeri ebedi olarak alması, Rabbim sakatlık vermesin, başarılarının devam etmesi için bir kez daha dua edip başarılar diledik. Tüm Antalya halkına bu gururu yaşattığın için çok teşekkür ederiz. Başın dik, alnın ak olsun. Sadece Antalya değil, tüm Türkiye seni çok seviyor dedi. Et denilince Korkut Eli Et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkut Eli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz.